Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıfın 2. ünitesi olan Nationality, yani Milletler adlı üniteyi işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize bu ünite içerisinde bulunan iki çok önemli kelimeyle başlayacağız. Country, ülke. Nationality, millet. Şimdi bu ünite içerisinde bulunan ülkelerin ve milletlerin isimlerini öğreneceğiz. Turkey, Türkiye. Turkish, Türk. Spain, İspanya. Spanish, İspanyol. Russia, Rusya. Russian, Rus. Japan, Japonya. Japanese, Japon. Italy, İtalya. Italian, İtalyan. Germany, Almanya. German, Alman. France, Fransa. French, Fransız. Britain, Birleşik Krallık. British, İngiliz. The USA, Amerika. American, Amerikalı. China, Çin. Chinese, Çinli. Pakistan, Pakistan. Pakistani, Pakistanlı. Irak, Irak. Iraki, Iraklı. I, ben anlamına gelen bir öznedir. Eğer İngilizce'de ben diyecekseniz I demeniz gerekir. She, kızlar için kullanılan o anlamına gelen bir öznedir. Eğer bir kıza hitap ederek o diyecekseniz she öznesini kullanmanız gerekir. He, erkekler için kullanılır, o anlamına gelir. Eğer İngilizce'de bir erkeğe hitap edecekseniz he diye hitap edebilirsiniz. Birinin nereli olduğunu merak ediyorsak bunu İngilizce'de where are you from, sen nerelisin diye sorarız. Buradaki you, sen anlamını katar. Where are you from, sen nerelisin, eğer karşıdaki kişinin nereli olduğunu belirtecekse bize cümleye I ile başlamalı. Çünkü biz ona sen diye soruyoruz, o da cevap verirken ben diye cevap vermeli. İngilizce'de ben demek I öznesiydi. I am from Japan, ben Japonya'danım. I am dedikten sonra from kelimesini yazarız ve ardından hangi ülkeden bahsediyorsak onu yazarız. Eğer ülkelerden bahsedeceksek from kelimesi yazmayı unutmayın. Eğer birisinin milletini merak ediyorsak ve onu öğreneceksek what nationality are you? Senin milletin nedir diye sorarız. Karşıdaki kişi yine cümleye I ile başlar. I am Japanese. Ben Japonum. Eğer bir kız için o nereli diye soracaksak bu sefer şöyle sormalıyız. Where is she from? O kız nereli? She kızlar için kullanılır. Kızı sorduğumuz için bu kez cevap verirken cümleye she ile başlamalıyız. She is from Spain. O İspanya'dan. She is dedikten sonra from kelimesini kullanırız. Daha sonra hangi ülke ise onu en sonunda belirtiriz. Eğer milletini soracaksak what nationality is she? Onun milleti nedir? She is Spanish. O İspanyol. She is dedikten sonra milletini yazarız. Eğer karşıdaki bir erkekse ve onun nereli olduğunu merak ediyorsak bu kez where is he from? O erkek nereli? Erkeği sorduğumuz için cümleye he ile başlamalıyız. He is from France. O Fransa'dan. He is dedikten sonra from kelimesini kullanırız ve hangi ülkedense onu cümlenin en sonunda belirtiriz. Eğer milletini merak ediyorsak what nationality is he? O hangi milletten? Cevap vereceksek yine erkekleri sorduğumuz için he is French. O Fransız. He is dedikten sonra milletini yazarız.
Where is he from? O erkek nereli? He is from Britain. O Birleşik Krallık'tan. What nationality is he? Onun milleti nedir? He is British. O İngiliz. Where is she from? O kız nereli? She is from China. O kız Çinli. What nationality is she? Onun milleti nedir? She is Chinese. O Çinli. Eğer İngilizce'de birinin milletini merak ediyorsak ve sen şu milletten misin diye sormak istiyorsak şu şekilde sormalıyız. Are you American? Sen Amerikalı mısın? Eğer karşıdaki kişi Amerikalı değilse, no I am not. Hayır ben Amerikalı değilim. Eğer Amerikalıysa, yes I am. Evet ben Amerikalıyım diye cevap verebilir. Eğer karşımızdaki kişi bir erkekse ve onun milletini soracaksak, yani o şu milletten midir diye soracaksak şöyle sormalıyız. Is he Japanese? O Japon mu? Eğer Japon değilse, no he isn't. Hayır Japon değil. Eğer Japonsa, yes he is. Evet o Japon diye cevap verebiliriz. Eğer karşımızdaki kızın milletini merak ediyorsak ve o şu milletten mi diye soracaksak bu kez şöyle sormalıyız. Is she German? O Alman mı? Eğer Alman değilse, no she isn't. Hayır Alman değil. Ama eğer Almansa, yes she is. Evet o Alman. Bu şekilde cevap verebiliriz. Is he from Spain? O erkek İspanya'dan mı? Eğer birisi bize bir başkasının milletini ya da ülkesini sorduğunda herhangi bir fikrimiz varsa I think so, sanırım öyle diyebiliriz. Ya da bir fikrimiz yoksa emin değilsek maybe, belki diye de cevap verebiliriz. Eğer bununla ilgili negatif bir yönde yani öyle olmadığını düşünüyorsak bu sefer de I don't think so, sanırım öyle değil diye cevap verebiliriz. Directions, yönler demektir. Şimdi İngilizce'de yönleri öğreneceğiz. 4 tane ana yönümüz vardır. Bunların İngilizceleri şu şekildedir. North, kuzey, south, güney, east, doğu, west, batı. Where, Türkçe'de nerede anlamına gelir. Eğer bir şeyin nerede olduğunu soracaksak where soru ekini kullanırız. Örneğin, where is Bitlis? Bitlis nerede? Türkiye haritasına baktığımızda Bitlis'in doğuda olduğunu görürüz. Eğer o doğudadır demek istiyorsak cümleye it is ile başlarız. Çünkü Bitlis cansız bir varlıktır ve cansızlarda cümleye it is ile başlarız. It is in the east. O doğuda. It is dedikten sonra in kelimesini kullanırız. Çünkü in içinde anlamını katar. Daha sonra hangi yönde ise onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. Başka bir örnek inceleyelim. Where is Çanakkale? Çanakkale nerede? Türkiye haritasına baktığımızda Çanakkale'nin batıda olduğunu görürüz. O batıdadır demek istiyorsak eğer, it is in the west. O batıdadır diye cevap veririz. It is dedikten sonra in kelimesini kullanırız ve hangi yöndeyse onu cümlenin en sonunda belirtiriz. Where is Antalya? Antalya nerede? Türkiye haritasına baktığımızda Antalya'nın güneyde olduğunu görürüz. O güneydedir demek istiyorsak, it is in the south. O güneyde. Where is Sinop? Sinop nerede? Türkiye haritasına baktığımızda Sinop'un kuzeyde olduğunu görürüz. O kuzeyde demek istiyorsak eğer, it is in the north. O kuzeydedir diye cevap verebiliriz. Öğrendiklerimizi test edelim. Countries, ülkeler demektir. Nationalities, milletler anlamına gelir. Şimdi bize yan tarafta ülkeleri ve milletleri karışık olarak vermiştir. Bunları düzenli bir şekilde ülke olanını ülke kategorisine, millet olanını ise millet kategorisine yazmamız gerekiyor. İsterseniz videoyu durdurup siz de cevaplayabilirsiniz. Ülkeleri seçelim. Ülkeler şunlardır. Japan, Japonya. The USA, Amerika. Pakistan, Pakistan. Şimdi geriye kalan milletlere bakalım. Japanese, Japon, American, Amerikalı, Pakistani, Pakistanlı.